Bugün John Bordo'nun eşeği hakkında konuşacağız. Hani bu eşekten kasıt nedir? Eşekle neyi anlatmak istemiş? Onu anlatalım. Bir tane eşek düşünelim. Bu eşek kendisine en yakın olan saman ya da suyu bir şekilde yiyecek ya da içecektir. Ama baktığımız zaman kendisine en yakın olanı seçer her zaman değil mi? John Bordo'ya göre baktığımız zaman bu biraz daha farklı olacak. 14. yüzyılda yaşamış Fransız filozof. Burada bir paradoks ortaya çıkıyor. Bordeaux'un eşeği paradoksu da şöyle bir olay. Bir eşek kendisine bir eşeği önce çok susamış ve çok aç olduğunu düşünelim. Eşek sağ tarafında ya da sol tarafında bir tarafında bir saman var. Bayağı böyle yiyeceği. Bir tarafında da su var. Şimdi bu eşek hangisini tercih etmesi gerekiyor. İkisi de birbirine çok yakın. Hem çok susamış hem de çok aç. İşte burada eşek karar veremiyor ve karar veremediği için bu da onun ölümüne sebep oluyor. Şimdi buradan ne çıkarmamız gerekiyor? Aslında bunu kendi hayatımıza da uygulayabiliriz. Kendimden de örnek verebilirim buna. Kararlarımızda iki karar verdiğimiz ya da ikiden fazla karar verdiğimizde karar vermekte çok zorlanıyoruz. Eğer seçenek ne kadar fazlaysa vereceğimiz kararda o kadar zor oluyor. Çünkü seçeneklerin fazla olması aslında iyi bir şey değil, kötü bir şey. Niye? Çünkü karar vermek için bir sürü mekanizm var. Bir tane karar verdiğiniz zaman niye diğerini seçmedim? Olayı oluyor. Mesela ben 4. sınıfım, şu an 2. sınıfta da Erasmus sınavını kazanmıştım. Çekiş gitmiştim ama pandemiden geri dönmek zorunda kaldım. Şimdi 4. sınıftayım tekrar kazandım ama gidersem okulumuz yiyecek. İşte bu da bir paradoks. Hani gidersem ne var mesela? Part time işlerde çalışabilirim. Belki iş daveti alabilirim. Letonya gideceğim yer tabii. Ama mutlaka gitmeyeceğim diye düşünüyorum. Yani orada belli bir bana artık atabilir ya da hiç iş bulamayabilirim. Hibe etmeyebilir. Ya da iş bulabilirim. Yani iyi, bir, i̇yi bir seçenek olarak söyleyeyim. İş bulabilirim orada. Part time çalışarak. Okul bittikten sonra belki orada devam edebilirim. Öte yandan İş bulamayabilirim, burada kalmayı da seçeceğim çünkü okul uzayacak, okulun uzaması var eğer bir burayı seçersem hani okulda kalmayı da seçebilirim. Bu okulun uzamamasına sebep olacak. Bu taraf okulun uzamasına ama bir tarafta kaynak ama burada da olmayabilir hani iş de bulamayabilirsin gibisinden ya da orada devam edemeyebilirsin. Hani devam etmek istiyorsan bir yıl daha fazla yine burada kalmak gerekecek bir şekilde işi yine bulmaya çalışabilirsin gibi. Aslında baktığımız zaman bu örnekte de veriliyor. Hani kararsızlıktan insanlar ölebiliyor. Yani ölme tabii belki ölenler de vardır bilemem. İnsanlar karar veremiyor bu durumda. Sizin de hayatınızda bu oluyordur. Çünkü bir karar verirken eğer karar bir sürü ise ve kararlar benzerse bunlar ikisine de karar verebiliriz. Ya da ikiden fazla 3, 4, 5 bu kararlara bu yolların hiçbirine geçemeyiz ve gidemeyiz. Bu da bizim kararsızlığımıza sebep olur. Ben de aslında biraz kararsız bir insanım. Şimdi bir karar seçtiğimiz zaman niye ötekini seçmedik? İşte bu hep aklımızda dönecek. A, A kararını seçtik niye B kararını seçmedik? B kararını seçiyoruz bu sefer niye A kararını seçmedik? Hani hep bu sefer aslında baktığımız zaman her bir kararın olumlu ve olumsuz yönleri var ve bu olumlu olumsuz yönler kararlara göre değişiyor. Kimisinde olumlu yönler daha ağır basarken, kimisinde olumsuz yönler daha ağır basabiliyor. Ama olumsuz basan yönlerde olumlu tarafı olumlunun fazla olduğu yönlere göre daha da fazla olabilir. İşte buradaki asıl mesele çıkıyor. Hep olumluyu seçebiliriz diyoruz. Ya da olumsuz olarak da bir kıyas yapıyoruz. Daha olumlu olan daha iyidir mesela ama. Şöyle diyelim. %70 olumluluk payı var bir karar. A kararının %70 olumluluk payı var. Olumlu, pozitif, %30 olumsuz. B kararı %10 olumlu, %90 olumsuz. Ama sıkıntı şu. B kararındaki %10 olumlu kısım A kararındaki olumlu kısımdan daha düşük olmasına rağmen getirisi daha fazla. Şimdi siz B'yi mi seçersiniz, A'yı mı seçersiniz? İşte bu mesele asıl burada geliyor. Yani olumlu olumsuzdan ziyade bir daha az olumlu tarafı olsa bile o olumlu taraf gerçekleşirse diğer olumlu olan oran fazla olan karardan daha çok kazanç sağlayabilir. Daha çok yarar sağlayabilir. Yarar diyelim Kazanç biraz daha sanki kapitalist bir anlam diyelim. Biraz daha yarar diyebiliriz. sanki çıkar kazanç. Bunlar biraz daha şeye kaçıyor. E, olumsuz mu desek? Aslında olumsuz diyemeyiz de sanki öyle bir algısı var. Biraz daha yarar diyebiliriz. Daha olumlu sanki. Tırnak içinde. İşte buradan baktığımız zaman hayatımızdaki kararları alırken de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında doğduğumuzdan beri, çocukluğumuzdan beri bir sürü kararla başa baş bir şekilde ilerliyoruz. Yani bir sürü karara maruz kalıyoruz açıkçası. Hani bu kararları aşmak da, birini tercih etmek aslında insan bir, bu yaşadığımız yüzyılda bir karar sujesi haline geldi. Karar sujesi. Hani her bir karar farklı kararlara yol açabiliyor. Hani bu uzmanlaşmanın artmasıyla ama bunlara girmeyeceğim. Hani baktığımız zaman artık yaşadığımız yüzyılda karar aşaması çok fazla olabiliyor. Hani e, bu da hiçbir kararı verememe, hiçbir kararı sağlayamamaya götürüyor. Çünkü e, kararsız kalıyoruz. Mesela ben de çok ısladım. Çok da açım falan. Su mu? Yemek mi? Hani evet kendinden en yakın ama neyse hani Hangisi daha ağır basıyorsa, ama ağır basıyor diyelim. Mesela su ağır basıyor, ama yemek daha uzakta. Ben de çok açım. Ya şöyle, su ağır basıyor diyelim. Şunu şöyle anlatayım. Su ağır basıyor, yemek yakında, su uzakta. Ama çok da açım. Ama su ağır basıyor. Fakat su daha uzakta, yemek daha yakında. Ben suya gidene kadar. <laughs> Daha da sıkıntı olabilir. Bu sefer açlıktan gidebilirim. Yani açlığa gitsem bu sefer susluktan gidebilirim. Bak, bakın bu, bu e, Bordo'nun e, eşek teorisi de buna çok benziyor. Yani buradaki olay da asıl bu. Hani bir karar verirken neye göre karar vermeliyiz? Asıl mesele bu. Kararımızda yararı mı gözetmeliyiz? Risk mi almalıyız? Yoksa daha olumlu mu seçmeliyiz? Şimdi bu kararların bir sürü çeşidi var. Riskli karar var, olumlama kararı var daha iyisi, yararlı ya da olumsuz sağlayabilecek kararlar var. Dediğimiz gibi yine risk şeklinde geliyor. Hani risk alıp daha az olumlu tarafın gerçekleşmesi ümidi mi? Yoksa normal bir şekilde hani ortalanmış bir değer daha ağır basan daha böyle az riskli bir olumlamam işte burada bu kararlar mesela genelde bunları ayırabiliriz ama insan o riskli olanı daha çok tercih etmek ister. Fakat burasını niye seçmedim deyince bu elindekinden doğru. Yani eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyi midir? Hayat risk almasını sevenlerin midir? İşte burada da yine karara denk geçiyor. Aslında bunları ayırabiliriz. hani neye göre, kime göre? Hani bir karar. Eğer getirisi büyükse risk alınabilir ya da alınmayabilir. İşte buradaki mesele asıl yine bize çıkıyor. Ama risk alım alınabilir bir kararda büyük getirisi varsa risk almak biraz daha makul. Öteki taraftan kararlar düşükse, benzerse daha yararlı olanı seçmek. Hani getirileri götürleri eşitse vesaire daha böyle olumlanabilir tarafı yüksek olanı seçmek daha mantıklı olabilir. İşte bu yine bizim kararlarımıza denk geliyor. Şimdi karar verememek aslında kötü bir olay. Niye? Çünkü ortada kalıyorsunuz. Hani en kötü kararsızlık bile karar pardon, en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Bir metaforu. Hani bunu gerçek hayatımızda uygulayabilir miyiz? Uygulayabilir miyiz? İşte bunu düşünmek gerekiyor. Biz de vereceğimiz kararlarda buna göre hareket etmemiz gerekiyor. En azından belli bir karar vermek gerekiyor ve bu kararın sorumluluğunu üstlenmek gerekiyor. Tabi bunda ne kadar başarılıyız o yine sorgulanabilir. Hani bunun da belli bir çıkış yöntemi yok. Hani yine Borno'nun eşek teorisine geldik. Su mu? Yiyecek mi? Ve sen hem açsın hem susun. İşte hani aslında bunlardan birini de seçmen gerekiyor. Hani bir iticilik var burada. Seçmezsen kendin gidiyorsun falan. İşte bunlar da zor kararlar. Hani hangisini seçsem. İşte hayatımızda da böyle. Bize önümüze fırsatlar çıkar. Ve biz bu fırsatları değerlendirirken seçim yaparız. Hangisi? Onu seçsem ne olur? Bunu seçsem ne olur? Ve en sonunda da bir karar vermemiz gerekir. Bu kararı verene kadar zaman geçerse iki fırsattan da yararlanamayabiliriz. İşte burada önemli olan karar vermek mi kararları yorumlamak mı? İyi ve kötü yönlerini bir şekilde ortaya çıkarmak mı? Yoksa karar vermemek mi? İşte bunun belli bir cevabı da bazen olmayabiliyor. İnsan da kararsız. Ya karar vereceksin. Ya kararların olumlu olumsuz yönlerini araştıracaksın. Ya da karar vermeyeceksin. İşte. Tüm mesele Bunları ne kadar kendi hayatımızda uygulayacağımız soru işareti ama sonuç olarak bir şekilde kararlar vermemiz gerekiyor öyle ya da böyle. Bunu yaparken de şunu bilmek gerekiyor. Geleceği göremeyiz. Evet belki geleceği görebiliriz. Mesela şöyle. Bugün mana 4 dolar, 5 dolar ya da mina mıydı? Mana olabilir ya mana 3 dolar falan belki. Belki yatırım yapacaksın. 3 yıl sonra 1000 euro olacak. hep 1000 euro dedim. 1000 dolar olacak belki. Olmayabilir tabii. Mananın o kadar bilmiyorum çıkar mı çıkmaz mı. Mesela Bitcoin'in çıkabileceğini tahmin edebilir miydiniz? Demezdiniz. Burada da şu an bile hani 1 dolarlık coin'ler var. Bu yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Onları alıp ileride çıkıp çıkamayacağını ya da batacağını tahmin edebilir misiniz? İşte asıl mesela belli indikatörlerle vesaire hani analizler yapabilirsiniz. Ama gerçekten tahmin edebilir misiniz? %100 emin olabilir misiniz? İşte bu da size kalmış. İşte dinlediğiniz için teşekkürler. Karar vermek, vermemek, kararsız kalmak, kararlarınızı neye göre seçmek, bunlar yine çok zor. Ama bakalım nasıl olacak herkes için. İzlediğiniz için teşekkürler.